Efendim Samsun Nabzı'ndan mutlu günler diliyorum. Hoş geldiniz programımıza. Bugün çok özel bir ziyaret Samsun Nabzı'nı gerçekleştiriyoruz. Kızılırmak haritasının tam ortasındayız. Samsun için tarihi günlerden bir tanesi bugün. Neden olduğunu sevgili başkan, Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz bize detaylarıyla anlatacak. Cumhurbaşkanının onayından çıkarak ilk defa Kızılırmak deltasında deltanın korunması ve geliştirilmesi ile ilgili bir birlik kuruldu. Resmi gazetede de yayınlandı. Bu yılda 20 bin ziyaretçi sayısını 250 bin liraya çıkaracak bir sinerjinin de başlangıcını oluşturuyor aslında. İsterseniz bu birliğin kurulmasından önce Kızılırmak deltasının Türkiye için, Samsun için ne kadar önemli olduğu ile ilgili Yusuf Bey'in sözlerine kulak verelim. Sonra sorularımızda Yusuf Bey'e birliğin hayatımıza ne katacağını söyleyeceğiz. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk Sinan Bey. Çok teşekkür ederim. Sizin de ifade ettiğiniz gibi bugün Cumhurbaşkanımızın onaylamasından sonra artık Samsun'umuzda Kızılırmak Deltası'nda bir delta birliğinin kurulması, bir kuş cenneti birliğinin kurulmasına yönelik resmi gazetede yayınlanmış bir birlik kararı artık var. Onun sevincini yaşıyoruz. Çünkü bu potansiyel, bu güzelim doğa harikası, bu coğrafya yıllardır bir şekilde kurumların, değişik kurumların, Orman ve Su Bakanlığı'nın, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın, Tarım Bakanlığı'nın, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın, il özel idarelerin, belediyelerin her birinin ayrı ayrı yetki kullandığı ve bu yetkilerin zaman zaman birbiriyle çakıştığı, çeliştiği. Bundan dolayı da kimsenin risk alarak, risk kullanarak buralara müdahil olamadığı süreçler ve dönemler geçirildi. Halbuki dünyanın çok ender coğrafyalarından birisi olduğunu biraz önce arkadaşlarımız da sizinle bana bilgi verirlerken de anlattıklarından hakikaten buranın ne kadar özel ve ne kadar önemli bir yer olduğunu biz de biraz sonra bizi izleyen hemşerilerimize anlatacağız. Ama şu kadarını söyleyeyim, yani çok büyük bir alan burası, işte 54 bin hektarlık, 540 bin dönümlük bir alan. Tabii ekilir biçilir alanlar da var bunun içerisinde ama bunun yaklaşık 21.500 hektarı Ramsar alanı ilan edilmiş. Ne demek efendim? Ramsar alanı, Sinan Bey, Ramsar alanı 1975 yılında Birleşmiş Milletler dünyanın çeşitli yerlerinde habitatı çok zengin ve çeşitli. Yani gerek hayvan gerekse diğer doğal zenginlikleri itibariyle, biyoçeşitliliği itibariyle çok zengin olan dünyanın ender bölgelerinin bir listesini yapmışlar. Evet. Bu liste içerisinde belli yerleri İran'ın Ramsar şehrinde toplanarak buraları koruma altında tutulması gereken alanlar olarak ilan etmişler. Yani uluslararası sulak alanların... Evet, dünyanın tabiat ve işte demin dediğimiz gibi doğal hayat itibariyle ve doğal çeşitliliği itibariyle inanılmaz zenginlikleri olan ve korunması gereken alanları bir liste halinde dünyanın ortak mirası olarak kabul etmişler. Ve bu ortak mirasın korunmasına dönük olan bir dizi toplantılarla dünyada belli yerler bu listenin içerisine girmiş. Biz de 1975 yılında, daha doğrusu 1975 yılında yapılan o toplantıda biz de olmuşuz. Biz de bizim çeşitli bölgelerimizi bu teklif içerisine, Ramsar teklifine teklif etmişiz. Bu Kızılırmak Deltası da bunlardan bir tanesi. Ama 1998 senesinde ancak Ramsar listesi içerisine girebilmişiz, kabul edilmiş. Onun bazı ön şartları varmış. O ön şartları yerine ancak 98'de getirebilmişiz. 1998'den bu yana Kızılırmak Kuş Cenneti ve Delta, bu Delta, Kızılırmak Deltası daha doğrusu Ramsar alanı içerisine girmiş. İşte 22 bin hektar diyelim. Evet. 22 bin hektar demek 220 bin dönüm demek. Bu kadar büyük bir alan burası. Evet. Bu kapsam içerisine girmiş. Bunun içerisinde 5174 hektar var ki bu da yaban hayatı geliştirme sahası. Tamamen yaban hayatı zenginliği var 5174 hektarlık bir alanında. Evet. Bilmiyorum kamera zoom yapabiliyor mu? Biraz sonra ona da geçeriz. Ramsar hadisesi bu. Bunu biraz açalım istersen. Biraz önce arkadaşlarımızın bize anlattığı hadise hakikaten çok tüyler ürpertici
bir özel, dünyanın çok özel bir noktası burası. Evet, dünyanın özel bir noktası olduğunu anlatmamız gerekiyor. Bu kanatlı hayvanlar, bu dünya güzeli yaratıklar mevsim ısınmaya başlayınca ilkbahara doğru henüz daha soğukluğunu devam eden kuzey ülkelerinden, yani Avrupa'dakini anlatıyorum, Avrupa ile Afrika arasındaki hareketi anlatıyorum. Biz o harekete şeyiz, muhatabız. Bir de tabii Kuzey Amerika'dan Güney Amerika'ya, Güney Amerika'dan Kuzey Amerika'ya da vardır buna benzer göç yolları. Ama bizim coğrafyamızı, Anadolu coğrafyasını ilgilendiren, biz aslında Kuzey Avrupa ile Kuzey Afrika arasındaki bir göç yolu üzerinde bir noktadayız. Konaklama tesisi gibiyiz. Konaklama tesisi gibiyiz. Kesinlikle. Bu yavrular hava ısınmaya başlayınca, kışın sonları, ilkbaharın güzelliklerini hissetmeye başlayınca 600 yaklaşık kilometre evet, kanat çırpıp, evet, kanat çırpıp Karadeniz'i boydan boya geçiyorlar. Anadolu'da, Kuzey Anadolu'ya geliyorlar. Samsun'daki bu Kızılırmak Deltası'nda buraya konaklıyorlar. Burada belli bir süre kalıyorlar. Üreme süreçleri burada gerçekleşiyor. Daha sonra yavruları doğduktan sonra devam ediyorlar. Havalar soğumaya başladıkça daha aşağıya iniyorlar. Kuzey Afrika'ya doğru iniyorlar. Gitmeden önce yine bizim Antakya'mızdaki Amik Ovası'nda orada Asi Nehri'nin etrafında oluşmuş olan o büyük sulak alanlarda yavrularını biraz daha büyütüyorlar. Sonra Kuzey Afrika'ya ulaşıyorlar ama bu defa yeni yaz doğuyor, yeni yaz başlıyor. Havalar tekrar ısınmaya başlayınca hayvanlar oradaki sıcaktan tekrar büyütmüş oldukları yavrularıyla beraber geri dönüyorlar, tekrar kuzeye doğru gidiyorlar. İşte bu kuzey ile güney arasında, yani Kuzey Afrika Avrupa ile Kuzey Afrika arasında, daha doğrusu dünyanın kuzey yarımküresi ile güney yarımküresi arasındaki kanatlı hayvanların bu göç macerasının güzergahı üzerinde bir konaklama tesisi burası. Evet, ne güzel, böyle daha güzel oldu. Aynen. Böyle daha güzel bir izah oldu. Aslında bu dünya mirası olan bu alanın biz şimdi UNESCO'ya da bir başvurusunda bulunacağız. Bu birliğimizi şimdi böylece kanunlaşmış olan bu birliğimizin tüzel kişiliğinin oluşmasından sonra, ki bunu bir aya kadar oluşturacağız. Hemen meclis komisyonlarını oluşturacağız, meclisini oluşturacağız, encümenini oluşturacağız. Hatta bir adım daha ileriye giderek bir yönetsel, bürokratik şey de kuracağız. Aksiyon planı yapacak ve bunu uygulayacak, bütçesini, harcamasını, bütçe ve uygulamasını yapacak olan bir bürokratik kurgu da gerçekleştireceğiz. Bu kurguyla beraber artık burası Samsun şehrinin çok önemli, Allah'ın bize bahşettiği bu coğrafyanın muhafaza edilmesi, korunması, buranın Samsun kentine iktisaden katkı sağlayacak, turizm katkısı sağlayacak, sosyokültürel katkılar sağlayacak bir potansiyele dönüştürülmesiyle ilgili yeni bir iş alanı doğdu bize. Müthiş de bir alan olacak. Evet. Kızılırmak denize döküldü. Bu alan niye bu kadar değerli? Göç yollarının da dışında. Evet. Çünkü dünyada eşine benzerine çok az rastlanan çeşit. Evet. 352 kuş türü var. Türkiye'de zaten 450 kuş türü var. Var olan Türkiye'deki 450 kuş türünün, biraz önce de ifade ettik, 450 kuş türünün 352'si burada. Bu güzelim coğrafyada var, burada var. Biraz önce şurada otururken arkadaşlar dediler ki, bakın efendim turna geçiyor dediler. Havadan turnayı, o süzülerek geçen turnayı gördük. Sanki biraz böyle dikkat etsek bir başka dünya güzeli bir kanatlı hayvana hemen göz aşinalığı oluruz diye düşünüyorum. Sizin de biraz önce ifade ettiğiniz gibi burası sadece kanatlı hayvanların cenneti değil. Burada müthiş bir çeşitlilik var, müthiş bir habitat var. Habitattan evet. Kastedilen şey yaşam alanı. Doğal hayatın içerisinde var olan değerlerin tümü. Evet. Yani ne bileyim ben şuradaki bir kardelen çiçeğinden, ne bileyim ben bir zambaktan, işte ender olan veya olmayan, var olan dünyadaki bazı tabiatın zenginliklerinin hepsinin sergilendiği bir albaratrum gibi burası. Böyle bir doğa parçası denizin, burası. Nehirin, sazın, deniz var, batak. Nehir var, saz var, bataklık var, kumsal var. İşte arkadaşlar biraz önce söylediler. Yamaçlardan aşağı doğru inerken kumullar var dediler. Daha sonra subasar ormanlarımız var dediler.
Daha sonra çayırlık alanlar var dediler. Daha sonra göller ve sazlıklar var dediler. Daha sonra daha aşağı indiğinizde bataklıklar var dediler. Islak çayırlar var dediler. Siz de ilave ettiniz. Deniz var dediniz. Ortasından nehir var. Ve üstünde uçan, demin de dediğim gibi Türkiye'deki var olan kuş türlerinin neredeyse hemen hemen %75'i burada var. Yani tabiat sevgisi olan, doğayı seven insanın inanır mısınız? Yani böyle kendini cennette hissedebileceği bir coğrafya burası. Potansiyeli sahip. Yani dünyada da biyoçeşitliliğin bu kadar fazla olduğu başka alanlar da evet, çok azmış. Evet, evet, aynen öyle. Bir kere burada demin de arkadaşlarımız da ifade etti. Müthiş güzel bir şey var, siz söyleyin. Göller var ve bataklık alanlar var. Bu göllerimizden de biraz bahsetmek lazım diye düşünüyorum. Evet. Gördüğünüz gibi bu Kızılırmak'ın batı yakasında, Kızılırmak'ın denize döküldüğü yerin daha batısında yani Alaçam tarafında iki tane gölümüz var, büyük gölümüz var. O göllerimizin isimlerini de şurada söyleyelim bizi izleyenlere. Batıda Karaboğaz gölümüz var ve neydi? Mülk Gölü var galiba. Mülk Gölü, evet Mülk Gölü var. Doğuda ise yani Kızılırmak'ın denize döküldüğü yerin doğusunda ise Liman Gölü var, Cernek Gölü var, Balık Gölü var, Uzun Gölü var, Gıcı Gölü var, Tatlı Göl var. Bunlardan Liman Gölü ve Cernek Gölü'nde Karaavcılığı yasak. Yasak. Niye yasak? Orası bu şeyin içerisinde 5174 hektarlık yaban hayatı geliştirme alanı içerisinde. Yani orada hayvanların her zaman çoğalma vesaire gibi doğal hayatınız devam ettirme mecburiyetlerinin olduğu bir alan olduğu için orada kara avcılığı diye bir şey yok. Ama onun dışındaki alanlarda diğer işte o Ramsar alanının diğer yani 21.700 hektarlık diğer alanlarda bu dediğim alanın dışındaki alanlarda av yasağının olmadığı, av yasağının olduğu zamanlarda kara avcılığı yapılabiliyor. 6 ay galiba, 6 ay daha. Yapılabiliyor. Burada müthiş işte balık çeşitliliği de var üstüne üstlük. Yani yine orada da çok büyük bir çeşitlilik ve zenginliğe sahip bir coğrafya burası. Bu şimdi 1,5 metre, ve bu göllerin hepsinin su seviyesi yükseldiğinde yüzeyden birbiriyle irtibatı var. Su seviyesi aşağı düştüğünde de zeminin altından zemin geçirgenlikleriyle birbiriyle ilişkisi var. Evet. Yani öylesine birbiriyle entegre bir tabiat harikası bir yer. Biz burada şimdi ne yapacağız Sinan Bey? Neyi hedefliyoruz? Niye Büyükşehir Belediyesi bu görevi üstlendiği için bu kadar heyecanlı ve bu kadar hevesli bu konuya? Nedeni şu, bugüne kadar buralarda bir bütçe ve bir yönetsel anlayış ve bir yönetim şemsiyesi kurularak bir otonom idare burada kuramamışlığın verdiği eksikliğin giderileceğini umuyoruz ve bununla ilgili Büyükşehir Belediye Başkanı olarak ben derhal sorumluluk alarak bu kararın çıkmasından sonraki ilk gün hemen hemen burada bir televizyon programı yapıp bunu Samsun hemşerilerime, Samsunlu hemşerilerime anlatmak istedim bunu. Hatırlarsanız dün akşam sizi telefonla aradım. Bunu dedim hemen bir televizyon programıyla anlatmalıyız dedim. Şimdi burada hemen ilçe belediyelerimiz, bu yönetimin içine girecek olan ilçe belediyelerimizden bahsedeyim biraz. Bafra Belediye'miz bu yönetimin içine giriyor. 19 Mayıs ilçe belediyemiz bu yönetimin içine giriyor. Alaçam Belediye'miz bu yönetimin içine giriyor ve onun üzerinde Büyükşehir Belediye'miz 8 meclis üyesiyle, onlar da ikişer meclis üyeleriyle bu işin birlik meclisini kuruyoruz. Daha sonra birlik meclisinin üyelerinden oluşan bir encümenimiz oluyor. Encümen biliyorsunuz yürütme organıdır her konuda olduğu gibi. Ama biz yürütme organının da bir bürokratik aksiyon organını oluşturalım. Bir büromuz, bir ofisimiz ve burada çalışan teknik bir heyetimiz olsun. Evet. Bu teknik heyeti de mutlaka ve mutlaka bu birliğin kurulması sürecinde, bu tüzüğün hazırlanması sürecinde birlikte çalıştığımız bilim insanları var. 19 Mayıs Üniversitesi'nden insanlarımız var. Onlara da buradan minnet ve şükranlarımızı iletiyoruz. Bu tüzüğün hazırlanması süreci içerisinde bilabedel hiçbir karşılık beklemeksizin bizimle beraber çalıştılar.
Bizler o süreç içerisinde dünyanın başka sulak alanlarını, başka Ramsar alanlarını gittik. Mesela Fransa'nın Gronde şehrinde birkaç kez seyahatlerde bulunduk ve orada bir sulak alanın yönetiminin, bir birlik şemsiyesi altında yönetiminin nasıl olduğuna yönelik olan incelemelerde bulunduk. Yani yurt dışında da incelemelerde bulunduk. Şimdi o aksiyon sorumlusu olan bürokratik grubu oluştururken, gönüllülerden oluşan, yine bizim tüzüğümüzü hazırlarken birlikte çalıştığımız üniversiteli hocalarımızla falan da yine onlardan yine de destekler alacağız. Yani projeyi ve programı önümüzdeki günlerde katılımcı bir anlayışla yapacağız, katılımcı bir anlayışla sürdüreceğiz ama aksiyoner olacağız. Gecikmiş olan bütün problemleri süratle çözeceğiz. İşte mesela birkaç tanesinden müsaade edin söyleyeyim. Şimdi bir kere burayla şehir arasında düzenli bir ulaşım sistemi kurmamız lazım. İletişim anlamında. Evet, evet, evet. Evet, yani burası, yani isteyenin çocuklarını bir hafta sonunda getirip gezdirebildiği ve bunun için de çok özel araca sahip olması gerekmeyen bir sistem kurulması lazım. Bunu kurmamız lazım. Burada kanunsuz ve yasalara uygun olmayan bir takım yapılaşmalar varsa onları muhakkak en kısa sürede caydırıp onları bu alan içerisinden çıkarıp bu alanı kirleten, bu alana zarar veren olmaktan çıkarmamız lazım. Yani koruma kalkanı mı aslında oluşturacağız? Muhakkak bir koruma kalkanı oluşturacağız. Burada bir güvenlik sistemi kuracağız. Sürekli burada var olan bir işte bu Ramsar zabıtası diyebiliriz. Böyle bir düzen burada kuracağız. Bilimsel sürekli çalışmaların çok daha evet efektif yapılması. Alanın içerisine olacak motorlu taşıt sokmayacağız. Alanın içerisine, alana yakın alana kadar gelecek olan otobüslerle vesaireyle şehirden gelen insanları burada böyle işte fosil yakıt kullanmayan, yani motorin, benzin vesaire gibi gaz vesaire kullanmayan, doğayı kirletmeyecek gürültüsüyle ve egzoz emisyonuyla da etrafı rahatsız etmeyecek akülü araçlarla beraber belki buranın iç sirkülasyonu sağlanacak. Buraya gelen insanlara ikram, yemek vesaire gibi bir takım ihtiyaçları giderecek kafeterya vesaire hizmetlerini daha lüks, daha kaliteli, daha etkileyici bir hale getireceğiz. Bunu yaparken de buradaki yerel insanlardan yararlanacağız. Bildiğiniz gibi burada manda kaymağı, yine manda kaymağından yapılan bafra lokumu, nokul vesaire gibi, gözleme gibi buradaki insanlarımızın bugüne kadar geliştirdiği şeyi biraz da iktisaden de onlara sponsorluk yaparak o şeyleri teşvik edeceğiz. Burada çeşitli dönemlerde belki 2-3 ayda bir mutlaka bir takım etkinlikler yapacağız. Bir takım işte etkinlikler derken işte çeşitli eğitim camiasındaki çocukların burayı yani örneğin sağlayacak. İşte leylekler geliyor. Leyleklerin bir leylek köyü var burada hemen girişte. Orada bir takım etkinlikler yapabiliriz. O leyleklerin en yoğun bir şekilde yavruladığı ve yavrularıyla birlikte orada oluşturdukları o güzel kompozisyonu çocuklarımıza göstermek için orada belki bir etkinlik yapılabilir. Bir hafta sonu etkinliği, bir karnaval gibi bir şey yapılabilir. Ona benzer etkinliklerle burada daha dinamik, daha sinerjik bir ortam oluşturacağız. Şunu da ilave etmeden geçmeyeceğim. Şu ana kadar buralarla yakından ilgilenmiş Orman Su Bakanlığı mensubu veya diğer kurum kuruluşlar, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğümüz mensubu buralarda çok güzel heyecanla buralara katkı vermiş ve buralara emek vermiş olan arkadaşlarımızı evet da bu konulardaki çalışmalarımızın paydaşı haline getireceğiz. Onlara görev vereceğiz. Ya bürokratik olarak onları kadromuza alacağız ya da bulundukları kurumlarda kalarak onlardan hizmet alımı yaparak onları buradaki faaliyetlerde onlardan bu çerçeve içerisinde yararlanacağız. Ben de bununla ilgili tam bir şey soracaktım aslında, açıkladınız. Yani bu birliği
ben şu isimlerini de çok ezbere bilemiyorum ama ilgilileri çok yakından takip ediyorlar. 7000'e yakın, 355 bitki türü varmış. İşte demin de söyledik, 352 kuş türü var. Yani böylesine yani habitatı tamamlayan bitki türleri ve doğal hayatla ilgili de bir müthiş zenginlik var bu coğrafyada. Evet. O bakımdan bu programı biraz da Samsunlu hemşerilerimin kuş cenneti konusunda belki bilgileri var, belki şu veya bu şekilde bilgilendiler ama evet, onlardan rica ediyorum burayla ilgilensinler, burayı artık daha fazla ilgi alanları içerisine keşke alsınlar. Tabiatı, doğayı seven bir nesil yetiştirdiğimiz takdirde çocuklarımız insan sevgisine daha fazla, daha yakın olurlar. Evet. İnsanı sevmek şüphesiz ki insanı insanlaştıran bir şeydir ama tabiatı da sevmek, doğayı da sevmek, sahip olduğumuz bu Allah vergisi zenginliklere sahip çıkmak da insan olmamızın bir gereğidir diye düşünüyorum. Kesin yani doğru. Onu çok önemli bir insani haslet olarak görüyorum. Doğanın sahibi değil de doğanın bir parçası gibi olduğumuzu aynen öyle. Böyle yerlerde hissetmemiz çok daha evet, kolay olacak. Bunu pekiştirmek için müze projesi var. Anladığım kadarıyla sabah evet, yöneticilerle, yönetici arkadaşlarla toplantı yaparken bahsettiler. Sayın Valimiz çok arzu ediyor burada bir Delta Müzesi, Delta Müzesi yapalım diyor. Şüphesiz o yapacağımız işlerin içerisindeki şeylerden bir tanesi bu. Bir de Sinan Bey, Amerika'yı da yeniden keşfetmeyelim diyoruz. Bu amaçla, bu doğrultuda yapılmış olan bugüne kadar burası Türkiye'nin ikinci şu anda birlik yönetimi altında toplanabilecek, yani Bakanlar Kurulu kararıyla birlikte kurulmuş olan, birlikle yönetilen İkinci. Türkiye'nin ikinci kuş cenneti diyelim. Birisi İzmir'de. İz kuş diyorlar. İz kuş dedikleri. Buraya da sam kuş. Evet. Burası mesela o birlik acaba hangi proje ve programlar içerisinde neler yapıyorlar? Onları bir arkadaşlarımdan rica ettim. Mesela Manyas'ta da bir kuş cenneti var. Onların birliği çok başarılı olamamış. Belediyelerden oluşan bir birlik kurmuşlar. Belediyelerden oluşan birlik daha sonra bu küçük belediyelerin kapanmasından sonra sürdürülebilir olmaktan çıkmış. Belki onların da deneyleri vardır. Onların da tecrübeleri vardır. Çok süratle, kısa sürede rica ettim arkadaşlardan. Önümüzdeki hafta içerisinde hemen o birliklere bir gidilsin. Onların deneyleri ve tecrübelerini bir alalım. Onların tecrübe edip de başaramadıkları işler için biz yeni enerjiler harcamayalım. Evet. Başarabileceğimiz kalemlerden hemen başlayalım. Mesela müze fikri öyle, ulaşım kolaylığı, biraz önce buraya yapılması gereken ulaşımla ilgili kolaylığı çabucak çözebileceğimiz şeylerden konaklama bir tanesi önemli, olarak çok görüyoruz. Önemli bir konaklama öyle. Evet, burada yine bu doğayı, bu ortamı rahatsız etmeyecek şekilde belki uzun süre burada kalmak isteyen, uzun süre derken bir diyelim ki bir cuma günü akşamından gelip pazar günü akşamına kadar buradaki bu zenginliği yudum yudum hissetmek isteyen birileri acaba hemen buraya komşu olan bir alan içerisinde bir yerlerde bir bungalov ev veya şuradaki köylerin içerisine yerleştirilmiş sempatik bir konaklama Ramsar alanının dışına yani alanın dışında bir şey yapılamaz mı diye düşünüyoruz. Bir de buranın ulaşımında ciddi sorunlar var. Arkadaşlarımız bununla ilgili aşağı yukarı bir buçuk sene içerisinde verdikleri mücadelelerle birlikte bu çeşitli kalkınma ajanslarından da elde edilen kaynaklarla, bir tanesi de DOKAP'tan da elde edilen kaynakla buranın Bafra'ya bağlantı yolu var. O bağlantı yolunun sıcak karışım yapılmasına yönelik bir kaynak temin ettik ve onu ihale ettik. Hemen ilana çıktık onu. Yani Bafra'dan çıkan bir araç daha konforlu bir üst yapı yoluyla, çizgisi, düşey işaretlemesiyle birlikte buraya rahat erişebilsin istiyoruz. Evet. Onu hemen ilana çıkmışız. Muhtemelen işte 15 gün içerisinde ihalesini gerçekleştiririz. Bir ayın içerisinde de buraya, yani kuş cennetinin içindeki iç yolları kastetmiyorum. Evet. Çünkü oralara taşıt sokmamak durumundayız. Yani Ramsar'ın disiplininin bir tanesi bu. Evet. Buraya asla o tür bir işi yapmamamız lazım. Yaparsak da tenkit ediliriz, eleştiriliriz. Belki statü olarak bizi şey yaparlar. Bu yani zor durumda bırakıyorlar. Kamuoyunda çok tartışıldı. Burada bir kere daha üzerinde duruyorsunuz. 50 kilometrelik sahil yolunu evet, kuş cennetine kadar uzatacağız dediğiniz zaman işte evet, kuş cennetinin de
bozulacağı ya da içerisine girileceği gibi bir algı yaratılmış. Aslında yani böyle bir şey söz konusu. Akülü araçları çok önemsiyoruz. Onları hemen temin edip burada bu iç sirkülasyonda kullanırız. Ama tabii burada serpişmiş vaziyette bu alanın dışında bulunan kırsal kesim yerleşkeleri var, köylerimiz var. Onların da bu alan içerisinden geçme mecburiyetleri varsa da ona bir çare bulmamız lazım. Belki onlara başka bir arter, başka bir ulaşım yolları, aksları yaparak bu içeride mesela şimdi şurada görüyorsunuz mandaların otladığı yerlerde kim tek bilir alan oralarda bu alan içerisinde. Evet, tek ya, alan orasıymış. Orası da muhtemelen kamulaştırılarak mutlaka bir çare gibi bulmamız lazım onlara da. O bakımdan burada çok işimiz var. Evet. Bu iş bizi şey yapıyor. Yüreğimizi ısıtıyor. Bunu son derece insani, son derece çağdaş, şehrimizin sahip olduğu bu zenginliğin kıymetini bilen bir duruş sergilememiz lazım. UNESCO'nun içerisinde sokmayı Gronde, bu Fransa'nın Gronde eyaleti var. O Gronde'de bir işte kuş cenneti var. Oraya gittik geldik, arkadaşlarımız çok gitti geldi. Rahmetli Kenan Bey bu işi çok kendine inanç şey yaptı. Yani ne diyelim, bir hedef seçti. Onun için birkaç kez gitti geldi. Sefer Bey'i götürdü, arkadaşlar gitti geldiler. O Gronde'de bir uzman var. O uzman, ben hiçbir şey beklemiyorum. Ben bizdeki kuş cennetinin iki katı büyüklükte ve çok daha büyük biyoçeşitliğe ve habitata sahip olan sizin cennetinizde, yani kuş cennetinizde ben birkaç ay hiçbir karşılık beklemeksizin çalışmak istiyorum diyormuş. Ona dedim hemen bir mektup yazın, acele gelsin. Hatta telefon edelim, ben telefon edeyim, davet edeyim, gelsin burada beraber çalışalım. Dünya mirası olduğu için. Evet, onlar o işi bir şey yapıyorlar, yani hayatlarının bir parçası gibi görüyorlar. Buna benzer bir şeyi, heyecanı hemen geliştirip hayata geçirme yönünde çaba içerisinde burada olacağız. Burada görevli arkadaşlarla siz gelmeden önce sohbet ederken şunu söylediler. Özellikle bütün şehirle birlikte, yani büyük şehrin bu işe el atmasından sonra ziyaretçi sayımızda anormal bir artış oldu. Hatta kızıyoruz arkadaşlarımıza, bize anlatırken kulak vermiyordunuz. Şimdi evet, büyük şehrin panolarda, billboardlarda evet, bu işi öne çıkartmış olması onları da çok heyecanlandırmış gerçekten. Şimdi evet, onlar da çok heyecanlar, öyle evet, görünüyor. Burada dediğiniz gibi bu heyecanı izleyicilerle ve Samsunlarla paylaşmak için sık sık sizinle bir araya tabii geleceğiz. Tabii. Yol haritanızı, ilerlemeleri, aşamaları anlatacaksınız. Şundan da bahsederek belki bu konuyla ilgili belki başka şeyler de konuşma evet, fırsatımızı yaratırız diye düşünüyorum. Bu konuyla ilgili Samsun'umuzda biliyorsunuz tarihsel mirasla ilgili yeteri kadar anıtsal ölçekte yani şeyimiz yok. Böyle UNESCO insanlık mirası, kent hafızasını dünya mirası, dünya mirası listesine sokabileceğimiz tarihi değerlerimizin miktarı sınırlı. Ama doğal hayatla ilgili belki de kimsenin sahip olmadığı bir zenginliğimiz var. Evet. Bu alanın, işte bu sulak alanın, bu birliğini kurduğumuz bu alanın hemen en kısa sürede bu UNESCO dünya mirası listesine girmesiyle ilgili bir başvuruda bulunacağız. Evet. Niye şimdiye kadar bulunmadık? Şunun için bulunmadık. Bir birlik, o demokratik bir kuruluş olarak görülen, böyle bir birlikle yönetilmeyen sulak alanların dünya mirası listesine girmesinde güçlük vardı. Evet. Her şeyden önce nasıl yönetiyorsunuz oraları? Yönetsel anlayışınızın şeyi ne? Formatı kurumsal ne? Kurumsal bir yapınız var. Evet. O formatınız ne diye bize sorarlardı. Soruyorlardı nitekim. O bakımdan şimdi bu birliğin kurulmasından sonra süratle hemen UNESCO dünya mirası listesine şey yapacağız. Başvuruda bulunacağız. Doğal miras, daha doğrusu doğal miras listesine başvuruda bulunacağız ve öyle inanıyorum ki orada çok etkili olacağız. Çünkü yani evet, dünyanın ses getirici çok yakından şey takip ettiği bir yerden bahsediyoruz. Evet. Tabii biz bugün daha çok Kızılırmak deltasını konuştuk ama biraz pozitif ayrımcılık oldu belki Bafra'ya. Evet. Ama bir turizm master planı oluşturdunuz. Bunlardan da lütfen bahsedin. Bir Yeşilırmak'ta da olağanüstü bir delta var, Kunduz var. Tabii. Kanyon var. Bununla ilgili 2 yıllık bir turizm master planı oluşturduk. Geçen sizin de televizyon programımızda bu turizm master planının ilçelere özgü her ilçedeki bir aksiyon planından bahsetmiştim. 5-6 kaleme indirgenmiş. Önümüzdeki 2 yılı kapsayan süre içerisinde her ilçemizde yapacağımız işleri tarif ettik, tanımladık. Birer broşür haline getirdik. Bütçesini ve bunları oluşturduk, bütçelerini oluşturduk. Kaynakları nereden temin edeceğimizle ilgili kabaca tarifler yaptık.
ve böylesi bir program içerisinde başladık çalışmaya. İlçelerimizin turizm potansiyellerini açığa çıkarma yönünde. Bu da o proje kapsamı içindeydi zaten. Evet. Birlik kurulduktan sonra birlik bu konuda Kızılırmak sulak alanında ve işte bu yaban hayatı geliştirme sahasında bu 5174 hektarlık alanı da kapsayan alan içerisindeki önümüzdeki iki sene içerisindeki aksiyonumuz major da projeydi major projeydi. Zaten vardı orada. Bir de bugün özellikle Cumhurbaşkanı'nın imzalayıp resmi gazetede yayınlanmasından sonra bu iş bambaşka bir noktaya. Tabii artık tüzel kişiliği de oluştu. Evet. Özgüveni var artık. Buranın bir yönetimi var diye. O açıdan kendi güvenimizi kendi kendimize hisseder hale geldik. Çok müteşekkiriz. Bakanlar Kurulumuza da, Cumhurbaşkanımıza da şükranlarımızı sunuyoruz bu vesileyle. Peki efendim, şimdi kısaca isterseniz ben programın ana teması, tam da deltanın ortasındayız arkadaşlarımız. Görüntülerle nerede olduğumuzu da izleyicilerimize izlettiriyorlar. Köylerin kasabaya dönüşmesiyle ilgili özellikle bütün şehire verilmiş ciddi bir sorumluluk var. 5 yıllık süre içerisinde Samsun'daki önemli köylerin tamamını kasabaya dönüştüreceğiz. Küçük birer bir kasaba haline dönüştüreceğiz. Böyle bir hedefim var, evet. Hayalim var dediniz. Evet, evet. Bununla ilgili de yol haritamızla ilgili birkaç cümleden bir peki. Sinan Bey şöyle, biz bugün öğleden önce bu programdan önce Dik Bıyık ve onun altındaki Karabahçe, Karakulak, Epçeli köylerinde bir dizi incelemelerde bulunduk. İşte Turgutlu köyünde, Karabahçe'de, Karakulak'ta, Epçeli'de, orada yaptığımız çalışmalarda işte ciddi boyutta yol ve işte içme suyu sorunlarına dönük tedbirlerimizi muhtarlarımızla, hatta Çınarlığa geldik, oradan Costal'dan Çınarlığa geldik ve orada insanlarımızla bunları istişare ettik, konuştuk. Hiç durmuyoruz. Yani çok yoğun bir şekilde bir gayretin içerisindeyiz. Yarın da yine karayolunun üst tarafındaki köylerimize gideceğiz. Oralarda, Karamaslı civarında, oralarda çeşitli temas ve kontaklar içerisinde olacağız. Şöyle söyleyeyim Sinan Bey, bir yıl oldu veya işte 13 ay oldu. Evet, büyükşehir sınırlarına buralar girelim. Samsun'da, Samsun merkezindeki mahalleleri saymazsak eğer 1000 tane köyümüz vardı. Bu 1000 tane köyümüzün biraz önce buraya gelirken belki mevzu olur, bana sorarsınız, hazırlığım olsun diye arkadaşlara sordum. Kaç tane köye girdik, kaç tane köyü şekillendirdik? 157 tane köyün içinde, yani 86 mahallede 120 kilometre beton yol yapmışız. Yani 63 mahallede 90 kilometre sıcak karışım yol yapmışız. 8 mahallede aşağı yukarı 5 kilometre toplamda parke yolu yapmışız. Kısacası 157 mahallede, yani 157 köyde 215 kilometre sıcak karışım ve beton yol yapmışız. Yapılmış. Şu bir senelik zaman içerisinde. Finans, yani ekonomik anlamdaki karşılığı. Yani ekonomik anlamdaki karşılığını 100 milyon TL, 100 trilyon civarında bir para harcamışız. Şu süre içerisinde. Şimdi tabii 1000 tane köyün, 1000 tane köyün dikkat ederseniz 157'sinden bahsediyorum. Yani bu %15'i bizim böyle senede %15'ini yaparsak demek ki 4 sene içerisinde %60'ını falan tamamlayacağız demektir ki bu az. Yani bizim daha fazlasını bitirme. Bir de şeyler var. Bu işleri. Grup yollarından bahsetmiyorum daha. Grup yollarında da yapılması gereken çok işler var ve grup yollarının da iyileştirilmesine yönelik bir taahhütte bulunduk insanlarımıza bu önümüzdeki, evet, 4-5 sene içerisinde. Ama sizin sorunuzun içinde bir şey vardı, gizli bir cümle vardı. Kasabalaşmış köyler dediniz. Evet. Ben onu yeni telaffuz ediyorum. Herhalde oradan, evet, geliştirdiniz. Teşekkür ediyorum. Onu bana anlatma fırsatı verdiniz. Şimdi Samsun'un hakikaten derli toplu, çok dağınık olmayan, yani bir ev bir dağın üstünde, bir ev bir tepenin üzerinde olan değil de böyle bir kasaba görüntüsüne çabucak dönüştürebileceğimiz, içinde köy meydanı, yanında camisi, okulu, ne bileyim ben işte derli toplu, bir kütüphanesi, işte çocuk oyun bahçesi, küçük bir parkı, işte vesairesi olan, böyle bir kasabaya dönüştürülebilecek olan
köyleri seçelim ve süratle bu köylerin üzerine gidelim. Bu köylerin içerisini kasabalaştıralım dedim. Nasıl kasabalaştıralım? Köyün içinin yollarını yapalım. Yoksa tesisatlarını, yağmur suyu ve kanalizasyon tesisatlarını köyün içine koyalım. Su problemini aydınlatalım. Güzelce aydınlatma direklerini koyalım. Bir köşesinde camisi varsa camisinin ihata duvarını yapalım. Şadırvanını yapalım. Bahçesini düzenleyelim. Öbür tarafta okulu varsa okulun bahçesine çocuk oyun alanlarını, bir basket potası, voleybol sahasını yapalım. Efendim köyün insanı, teyzelerimiz, ablalarımızın işte sabah sporu veya işte yürüyüş yapmaları için uygun spor alanları yapalım. Böylece köydeki hayatı kasaba hayatına, şehir hayatına yakınlaştıralım ve oradaki yaşam keyfinin standardını yükseltelim. Bu çok büyük paralar gerektirmiyor. Zaten köyün içinde yolu vesaireyi yaparsanız aydınlatması, temizliği, çöpü, işte oturma grupları koyalım. Bir köşeye sempatik bir kamelya koyalım. Akşamüstü amcalar işte bir caminin önünde akşam sohbeti yapan işte köyün yaşlılarının sohbet ettiği bir kamelya yapalım. Ablalarımızın çocuklarıyla beraber çocuklarını oyuna götürdükleri ve oyun salıncaklarında oynarlarken kendilerini de bir o bahçenin kenarındaki bir kamelyada oturmalarına imkan verecek güzel bir kamelya köşesi oluşturalım falan gibi. Okuma salonları. Okuma yapalım. Salonları belki kültürel eğitim, demin anlattığın sporu belki biraz daha etkin hale buralarda getirmek mümkün. Ama aşama aşama, yani ilk etapta böyle burası ne olmuş, kasabalaşmış dedirebileceğimiz, görsellikleri kazandırdığımız bir bu senenin sonuna kadar, 2015'in sonuna kadar şu içinde çalıştığımız 150 köyün sayısını 200'e çıkarıyoruz. Evet. Biraz önce söyledim ya, 157 evet. tane mahallede 215 kilometre üst yapı yaptık dedim ya. Bu 215 kilometre üst yapı yaptığımız bu 157 tane mahalleyi kasabalaştırabiliriz. Bunun sayısını da işte demin dediğim gibi 43 tane daha buna ilave ettiğimiz zaman bu senenin sonuna kadar biz 200 tane köyü kasabalaştırdık diyebiliriz. Bu hoş bir şey olur. O kasabalar örnek olur. Oralar diğer köylerde hemen sıraya girerek bu yapılan uygulamanın benzeri şeyleri talep ederler diye bir heyecanı dalga dalga şehrimize yaymak istiyoruz. Böylece Samsun'u hakikaten Türkiye'nin parmakla gösterilecek şehirlerinden birisi olma yolunda olan Samsun'umuzun kent merkezindeki bu güzellikleri, bu yerel hizmet perspektifindeki bu zenginliği ve bu güçlü bakış açısını kırsal kesime de taşıdığımız takdirde Türkiye'nin hakikaten parmakla gösterilecek bir şehri oluruz diye düşünüyoruz. Çok bütün güzel. Muhtarlarımızla oturuyoruz, konuşuyoruz. Şu geçtiğimiz süre içerisinde bütün ilçelerimizde tek tek gittik, muhtarlarımızla konuştuk. Onlara bu perspektifimizi anlattık. Ama bunun birlikte beraber karşılıklı birbirimize güven duyarak, el ele tutuşarak bir dayanışma içerisinde yapacağımız bir iş olduğunu anlattık. Ve yaklaşan seçimler süreci içerisinde tabii ki seçime yönelik olan ihtiyaçları ve seçim satım haline girerken belediye hizmetleriyle ilgili olabilecek bir takım eleştirileri ortadan kaldırmaya dönük bir hassasiyeti taşıyoruz. Partimizin sonuçta hizmetindeyiz ve onun gereğini yapmaya çalışıyoruz. Ama biz seçimden sonra da hiç gaz kesmeden 8 Haziran sabahı itibariyle de seçim oldu, dün de kaldı, biz önümüze bakıyoruz diyerek bu dediğim 200 tane köyü 2015'in sonunda kasabalaştıracağız. Kasabalaştırmış. Yani içinde aydınlatma, içinde demin dediğiniz gibi bir okuma odası, işte camisi, işte şadırvanı, okulunun bahçesinde tertiniz, spor yolları, tesisleri, işte belli yerlerde oturma grupları, kamelyeleri, tretuarları vesairesi, hatta köy geçişindeki evlerin dış cephelerindeki estetiğin estetiğin de ele alındı. Onları da çok hatta ne bileyim ben işte pencerelerinde sardunyalar olan işte düzgün böyle salkım saçak çamaşır veya işte tarım alet edevatlarının hemen evin önünde görünmediği, onlar arka planda bir yerde depolandığı, mümkünse evlerin önünde güzel yeşil alanların ve güzel ihata bahçe ihatalarıyla çevrili güzel, baktığınız zaman ışıl ışıl insanın içini açan ev görüntüleri, mahalle görüntülerini yapmalıyız diye düşünüyorum. Ve bunun için bizim insanımız birkaç güzel örneği görünce bizim bu çabamıza, gayretimize katkı verirler diye düşünüyorum. Hatta bunu da bu vesileyle çağrıda bulunuyorum. Muhtarlarımız, bizi izleyen, bizi dinleyenler,
bizim bu çabamıza yönelik projeler üretsinler. Bir projeler üretsinler, bir hareket ortaya koysunlar, bir talep ortaya koysunlar, bizi sürüklesinler o akışın içerisinde, bizi kendilerine çeksinler ve bunun için tercih edeceğimiz veya seçeceğimiz köylerden birisi olma yönünde bizi cesaretlendirsinler. Evet. Sonuçta bunu yapabileceğimiz en uygun iklim ve ortamı nerede görürsek oradan başlayacağız. Evet. Biz şurası falancı, şurası bilmem ne, şuna yapalım, buna yapmayalım hepsi diyen bir köylüsü. Hepsi bizim. Tabii. Biz aslında yani bu önümüzdeki bu süreç içerisinde, 4 senelik süreç içerisinde demin de ifade ettiğim gibi bunun %65-70'ini yani bu 1000 köyün yani 600-700 tanesini niye böyle yapmayalım, niye böyle bir elden geçirmeyelim diye düşünüyoruz. Sinan Bey, bu vesileyle bir şey daha söyleyeceğim. Buyurun. Ben bu mevzular gündeme gelince hiç kendimi tutamadığım, böyle makinalı tüfek gibi belki ardı ardı böyle ilave ettiğim bir şey var. O da estetik meselesi. Estetik kaygım estetiğe dönük olan ihmaller yüzünden ortaya çıktı. Çok ihmal ettik biz estetik değerlerimizi ve estetik bakış açımızla ilgili olması gereken fotoğrafları. Şimdi mesela Samsun'da karayollarından itibaren Adnan Menderes Bulvarı şeye kadar, Kurupelit'teki marinaya kadar aşağı yukarı 11 kilometrelik bant pırıl pırıl her türlü yer, işte yerdeki karosundan oturma grubundan çöp kutusuna yani şehir mobilyalarına kadar bu 11 kilometrelik kordon bitti. Değil mi? Evet. Yani evet. Onun doğu tarafı da var ama ben karayolları kavşağından yani şu anda Batı Park'ın olduğu yerden Kurupelit Marinası'na kadar olan bu 11 kilometre Adnan Menderes Bulvarı'nda işgalleri vesaireleri kaldırdık değil mi? Evet. Orada mümkün mertebe o işgallerin olduğu yerler rekreasyon alanlarına falan dönüştü. Şimdi tamam güzel bir dönelim şimdi denize arkamızı verelim binalara bir bakalım. Yani binalara cephe olarak bakalım. Bu binaların cephelerinde birbiriyle uyumlu olmayan, bir yeknesaklığı taşımayan, estetikle ilgili bir çaba ve gayreti olmayan bir şey var. Görüntü bir kompozisyon, bir görüntü var. Niye bu evlerin bütün balkonlarında birbiriyle yarış edercesine bir sardunya, bir işte mevsim çiçekleri veya çeşitli balkon çiçekleriyle donatılmış bir görüntü buralarda oluşturmayalım? Çok mu pahalı bu? Çok mu emek gerektiriyor? Hayır. Herkesin, bütün ablalarımız, bütün kardeşlerimiz evlerinin balkonlarına bir şeyler koyarak evlerin balkonlarını estetik hale getirme yönünde çabaları var. Bakış ama bu çabaların değiştirmek gerekiyor. Evet, azıcık bakış açısını değiştirmek lazım. Azıcık bu çabaların belki bir teşvik edilmesi gerekiyor. Biz Büyükşehir Belediyesi olarak kurduğumuz bir estetik kurulla oradan şimdi görüntüler alacağız. Yani 3 blok, 4 blok yani 4 ev, 4'er evli yan yana 4'er evi deniz tarafından görüntüleyeceğiz. Onları animasyonla giydireceğiz. Yani bilgisayar katkısıyla destekli bir programla o cepheleri giydireceğiz. O cephelerin balkonlarını çiçeklendireceğiz. Oradaki pancurları, oradaki pencere doğramalarını renklendireceğiz. Kapı girişini renklendireceğiz. Küçük küçük markizler koyacağız kapılara, girişlere. Belki evin hemen çıkışında yola olan, tretuara olan yerde küçük bir pergole yapacağız vesaire yapacağız. Bunların hiçbirisi yani hiç masraf denemeyecek kadar küçük rakamlı paralarla hallolabilecek şeyler. Kimsenin de reddetmeyeceği şeyler. Biz bunları çizeceğiz, edeceğiz. Evinizin böyle olmasını istiyorsanız, başlangıçta bizden bir katkı bekliyorsanız bu katkıyı da yerine biz getiririz diyeceğiz. Haydin ey Samsun, Adnan Menderes Bulvarı'nı Kurupelit'ten Karayolları Kavşağı'na kadar Türkiye'nin en güzel kordonu haline getirelim diyeceğiz. Bir vesileyle bunu da burada sizin vasıtanızla demiş oldum. Ama samimiyetle bir şey söyleyeyim. Hala daha havaalanından şehre girinceye kadar olan, yani havaalanı, Kirazlık geçişi, Kutlukent geçişi, o küçük sanayi siteleri geçişiyle ilgili konuda hedeflediğimiz şeylere çok henüz daha çok uzağız. Yani oralarda yapılması gereken konusunda daha fazla destek bekliyorum. Yeteri kadar bir çaba içerisinde değil esnafımız. Bu da bizi yoruyor. Bunu yapalım. Bunu yaparsak hep beraber şehir kazanacak. Evet. Hep beraber bu şehir kartpostallık bir şehir olacak. Evet. Ne olacak kartpostallık bir şehir olursak? Şu olacak. Turizm gelirlerimiz artacak. Kentsel PR'ımız yükselecek. Şehircilik adına örnek gösterir olacağız. Turizm değerlerimiz yükselecek. Yani yani bir çarpan etkisiyle başka yani şehirlerin de harekete geçmesine evet. Evet. Sebebiyet verecek bir evet. şey. Arka evet. şehirler bu şekilde oluşacak. Doğal olarak yatırımların daha çok
o şehre gelmesinin evet. önü açmış. Yani hemşehrilerimize sizin vasıtanızla buradan çağrıda bulunuyorum. Ne olur topyekün bir estetik kaygısı ve estetik seferberliği içerisinde olalım. Kaygıyı duyalım, yüreğimize yerleştirelim. Bu kaygının gereği olan seferberliği yapalım. Bu olmayacak bir iş değil, zor bir iş değil. Çok büyük paralar da gerektirmiyor. O bakımdan sizin vasıtanızla bu çağrımı da burada bir kez daha yapayım. Estağfurullah efendim. Biz de çağrınızı izleyicilerimizle, Samsunlarla paylaşalım. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Derde'den yaptığımız bu çok özel yayın. İlk yayınımızı burada yaptık. Umuyorum bundan sonra buradaki gelişmeleri de izleyicilerimizle çok sık frekanslarla paylaşacağız. Çünkü gerçekten ne anlama geldiği birkaç sene sonra çok daha ortaya çıkacak. Hemen olacak. Belki bizi izleyenler burayla ilgili bir telaşa kapılabilirler. Ya biz niye burayı bugüne kadar öğrenmemişiz? Niye burayı yeteri kadar duyurmamışlar? Niye burayla ilgili görseller vesairelere bugüne kadar erişmemişiz? Nasıl erişebiliriz o görsellere diye bir şey duyabilirler. Biz burayı boardlarda, şehrin tanıtım platformlarında gerek hard copy halinde yani broşür vesaire dergi gibi bir takım materyallere çabucak dönüştüreceğiz. Yani onu çabucak şehre yayacağız. Onunla ilgili bilgilenmeyi sağlayacağız. Ve bunun arka planındaki bu biraz önce söylediğim Türkiye'nin hiç başka bir şehrinin sahip olmadığı bu zenginliğin ne demek olduğunu daha iyi anlatacağız. Anlatırsak da zincirleme çarpan etkisiyle bu olayın gelişmesini sağlayacağız. Sağlamış olacaksınız. Peki efendim. Ben çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Katılımınızdan dolayı. Samsun için hayırlı olsun. Çok teşekkür ediyorum. Çünkü. Çok sağ olun. Sağ olun. Ben teşekkür ediyorum. Başarılar diliyorum çalışmalarınızda. Değerli izleyiciler, Delta'dan yayın yaptık. Kızılırmak Kuş Cenneti'nde Delta'dayız. Samsun için gerçekten önemli bir gün. Birliğin oluşturulması burayı bambaşka bir evreye soktu. Cumhurbaşkanı'nın imzalamasıyla resmi gazetede de yayınlandı. Biz de bu sebeple Yusuf Bey'le bu arada olmayı arzu ettik. Teşekkür ediyoruz bize ayırdığınız vakit için. Mutlu günler diliyorum efendim.